Efendim, yurtta ve dünyada yaşanan hayatın içinden haberleri ekranlarınıza taşımaya gayret ediyoruz. Biliyoruz birazcık canınız sıkıldı. Hadi gelin şimdi gündemimizi değiştirelim efendim. Şimdi ekranlarınıza bir grup genç mühendisi getireceğiz. Bu gençler geliştirdikleri sanal gerçeklik sistemiyle fobilerinizden kurtulmanızı sağlıyorlar efendim. Hatta İngiltere'den ön sipariş alındı bile. Ekibimizden Barış Yalınkılınç o gençleri ziyaret edip geliştirdikleri sistemi denedi. Bu deneme sırasında Barış'ın da yüksekten korktuğu ortaya çıktı. İşte fobilerimize elveda diyeceğimiz o sistem. Danışanlar bu ortamlara maruz kalıyor, kontrollü bir şekilde maruz kalıyor. Bir psikolog veya psikiyatrist gözetiminde kişilerin maruz kalarak yavaş yavaş buna alışmasını ve fobilerin geride bırakmasını sağlıyoruz. Fobileriniz var mı? Fobilerim vardı tabii ki, herkes gibi. Korkularınız veya fobileriniz varsa burada genç Türk mühendisler o fobileri çözmek için canla başla çalışıyor. Sanal gerçeklik metodunu kullanarak sizlere o korkuları yaşatıp onların üstüne giderek korkularınızı aşmayı sağlamayı hedefliyorlar. Şu anda birçok ön sipariş aldık hem Türkiye'de hem de ilk yurt dışı pazarımız olan İngiltere'de. Çünkü hayal kurmaktansa direkt deneyimleyerek çok daha efektif bir şekilde yaşıyorlar. Bugüne kadar hep oyun geliştiren genç mühendisler tanıştıkları psikologla sohbetlerinin ardından Safe Place, yani güvenli alan adlı yeni bir projeye başladı. Psikologlarla işbirliği içinde fobileri yenmeyi sağlayacak yazılımlar geliştirmeye çalışıyorlar. Bu fobilerin başında da asansör, yükseklik ve uçak korkusu var. Uçağımız, yanımızda hangarlar yavaş yavaş ilerliyor şu an. Kemerlerimizi, kemer yok. Yavaş yavaş hızlandık, evet. Kalkıyoruz. Yalnız zorlu bir kalkış oluyor bizim için bu. Korkuyor musunuz asansörde? Çok korkuyorum. Burada sunduğumuz tecrübelerin fobilerini yaşayan insanlardan da çok değerli geri bildirimler aldık. Çok güzel olmuş. Nasıl katılabilirim buna? Bu projenin tamamlanması ve hayata geçmesiyle birlikte danışan bu gözlüğü taktığında bu koltukta uzman bir psikolog oturacak ve danışanın tepkilerini an be an kaydederek yaşadığı psikolojiye göre zorlukları, korkuları artıracak ya da azaltacak. Hatta bir güvenli bölgeye danışanı çekerek rahatlamasına izin verecek. Şu anda bir plazanın en üst katından balkona çıkıyoruz. Sanıyorum burada en büyük zorluğumuz aşağıya bakmak olacak. Mikrofon aşağıya düşecekmiş gibi hissediyorum. Abo. Burası cidden yüksek. Anlıyorum ki bende de birazcık yükseklik korkusu varmış.